Şimdi devam edelim. Slider'ı bir ortalayalım önce. Nasıl ortalayacağız? Burada container fluid demiştik. Container fluid'un içine bir de container diyelim. Ve 1170 pikselimize ortalasın. Şurada div'i kapatalım. Şunu da aynı hizaya getirelim. Daha sonra şu kısmı seçtikten sonra tab tuşuyla bir ileri atalım ki biraz daha düzgün görünsün kodlar. Tamam. Şimdi bakalım ortaladı mı? Evet, slider benim istediğim gibi ortalı bir şekilde geldi. Ben de bunu istiyordum zaten. Devam edelim. Ne yapalım? Önce şuradan slider'ımızın bir yüksekliğine bir bakalım. Şuradan seçeyim. Ortalama bir yüksekliğine bakayım. 500 piksellik bir yükseklik var. Tamam, bakalım bunu nereden düzenliyoruz? Hemen şurayı açalım. Şu kısımda bakarsak width 1280 demiş. Height'ı 720 demiş. Ben bu height'ı 500 değil. Width'in de bizim maksimum genişliğimiz 1170 pikseldi. Gelelim şurayı da 1170 piksel yapalım. Bakarsak şu şekilde oldu. Tamam. Şimdi bizim bu resimlerimiz var. Bu resimleri aynı şekilde bir slider'ımıza geçirmeye çalışalım. Şu resmi alalım örneğin. Kontrol. Şurayı bir sıfırlayayım ben. Her şeyi bir kapatalım. Sadece bize slider divi kalsın. Tamam. Bunun arka planını bir alayım önce. Arka planı almayalım da arka planı renk olarak verelim. Şu renk kodunu aldım. Nereye vereceğim? Slider divine renk kodunu vereceğim. Şurası menünün bitimi oluyor artık ve slider, pardon, slider klasına ait div'e background color dedik ve background'u verdik. Tamam, bu şekilde benim istediğim de buydu zaten. Sonra şu arka planda bunun bir resmi var. Ben o resmi kaldırabilir miyim? Kaldırırım. Kaldıralım. Hemen gelelim. Şuradaki LS slide'ı seçelim. Diğer LS slide'ı kaldıralım. Şu an için bize bir tane yeter. Bir tane üzerinde çalışalım. Zaten bunları panele bağladığımızda panelde otomatik olarak gelecektir. Şu IMG'yi, pardon, şu IMG'yi kaldırırsam ne oluyor bir bakalım. Şuradan IMG'yi bir kaldıralım bakalım. Evet, sadece yazılar geliyor. Evet. Tamam, bir bakalım burada uygun olur mu? Bence olur. Şu resimleri ayrı ayrı alırsak bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu slider'ın birini kaldıralım. Bakarsak burada akıllı obje olarak tasarlanmış. Bunu çift tıklayarak bir açmayı çalışalım. Evet, açtık. Şimdi artık bunun üstünde istediğimiz işlemi yapabiliriz. Şu kısım open'a getireyim tekrar. Bir bakalım nerede ne var. Şu, pardon, şu bayanı seçmeye çalışalım. Şu mu? Değil. Bu da değil. Şu mu? O da değil. Girls demiş. Hiç okumadığımız için bilmiyoruz tabii. Şu girls'ı alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Tamam. Şurası yeterli bizim için şimdilik. Image diyelim. Trim diyelim. Okey diyelim. Bunu export edelim. File. Export. Save for web legacy diyor. Alt shift ctrl s diyor. Bunu hızlı tuşlarla yapabilirsin diyor. Ben şimdilik yine böyle yapayım. Save diyelim. Masaüstü bilgisayarım server'ın içinde, Dropbox'ın içinde arıtma olması lazım. Arıtmanın içinde, public'in içinde, frontend'in içinde, frontend değil, upload'un içinde, fotosun içinde, slider'ın içine ne diyelim? Slide 1 bayan diyelim. Bunu bu şekilde kaydedelim. Tekrar open'a getireyim ben bunu. İlk haline getireyim. Daha sonra şu HP V100 tezgah altı cihazı seçeyim. Şu water'ı seçelim. Başka burada bir şey var mıydı? Şu water'ı seçelim. Başka bir şey yoktu. Tamam. Bunu da bir export edelim. Image, trim diyelim. Transparan aranları yok ettik ve export edin.
Save diyelim. Buna da slide 1 ne diyeceğiz? Cihaz PNG diyelim. Tamam. Tekrar ilk açtığım hale getireyim. Başka yazılar var. Yazıları normal yazı da yazabiliriz. Resim olarak da alabiliriz. Şu an için çok sorun değil. Şimdi bakalım. Burada P'ler var. Şu P'ler bir ayrı dursun. Burada H1 var. H2 var. Şunların sonuna bir gelelim. Şunları şöyle bir atayım ben. Ne olduğunu bir görelim. Bu resim zaten o resmi alıyordu. Tamam. Şu H1'de ne var? Ona da bir bakalım. Layer Slider demiş. Şurayı da şöyle bir indirelim. Biz ilk önce şu resmi bir kullanalım. Ne dedik? Slide 1 bayan, slide 1 bayan PNG dedik, değil mi? Tamam, bu resim gelecek. O resim bir gelsin önce. Bir bakalım şimdi ne geliyor. Öncelikle onu bir kontrol edelim. Yazı geldi. Bu resim geldi ama resim çok aşağıda geldi. Bunu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Left %50 demiş. Rotation demiş. Right -50 demiş. Şurada bir şey var mı? Top 450 piksel diyor. Top 450 pikseli biz değiştirelim. 250 piksel yapalım. Left 100 piksel diyor. Yukarıdan 450 idi, biz onu değiştirdik. Evet, biraz daha yukarı kaldırmamız lazım. 200 diyelim. Evet, bayan geldi. Biraz daha alalım. 180 piksel diyelim. Şu şekilde. Şimdi bunun üstündeki işlem yapabileceğiz mi? Bir bakalım da. Ne diyor? Top 175 diyor burada. Ama biz 180 yazmıştık. Büyük bir ihtimal kendi içerisinde bir hesap yapıyor. IMG dedi. Burada yazmıyor. O zaman biz onu biraz daha 185 yapalım. Top 190 diyelim. Şu Firebug'ı bir kapatayım ben. 195 diyelim. Tam aşağıda olmasını istiyorum. Tam sıfır olsun istiyorum. Evet, şu anda fena değil gibi. Ama 200 gayet iyi herhalde. Tamam. Şurada bir resim daha istiyorum ben. Onu da ayarlayacağız. Önce bu geldi. Tamam. Şu kısmı kaldıralım. Şu kısmı da kaldıralım. Bu layer slider yazısının yerine ne yazacağız? T diyelim. Şu bir dakika, tüm markalara yazıyor. Hemen elle yazalım onu. Tüm markalara. Tamam, bu birincisi olsun. Şuraya ikinci ve üçüncü satırı alalım. Teknik servis hizmetleri diyelim. Teknik servis nasıl yazıyordu? Aynen böyle yazıyordu. Hizmetleri diyelim. Değil mi? Tamam. Daha sonra şunlara artık gerek yok. Bunları kaldıralım. Şu P kısımlarını. Şu resim kısmını kopyalayayım ben. Şimdi burada en başa gideyim. Shift tuşuna basarak, End tuşuna basarsam klavyeden sonuna kadar seçecektir. Seçtim. Şunun altına yapıştırayım. Tamam. Buradaki resmi de değiştirecektik hatırlıyorsanız. Slide 1 bayan değil de cihaz demiştik galiba. Caps Lock açık kalmış. Cihaz diyecektik. Tamam, yine aynı üst üste gelecektir büyük bir ihtimal ama evet, üst üste geliyor. Gelsin. Yazılar da üst üste geliyor. Gelsin. Tamam. Önemli değil. Ayarlayacağız şimdi zaten. Bu kısım biraz uğraştıracak ama daha sonrasında güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Öncelikle yazılarımızın rengini bir verelim. Şu yazı rengini seçelim. Neymiş? Yazı rengi buymuş. 57 piksellik bir yazı fontu varmış. Top 65, left 80 diyor. O bir dursun.
Color'ını bir değiştirelim. Color'ını değiştirelim. Border Radius. Font Size 60'mış. Bunu 57 piksel yapalım. Tamam. Alttaki de aynı renkte zaten. Bunu direkt resim olarak da alabilirdik. Çok da önemli değil aslında. Ama hiç olmazsa slider'ın da düzenlenmesini nasıl yapacağımızı görelim. Tamam, alttaki de aynı renk. Bir de kırmızı rengimiz var şurada. Çünkü yazı fontları büyük bir ihtimal değişik olacak. Onun için de ayrı bir yazı fontu yüklemek istemiyorum şu anda. 87 piksel yazı fontu varmış. Diğerinde 57 piksel yapalım. Şimdi bunları yerleştirelim bakalım. Şuradan aslında belli bir oranda ölçü alabiliriz. Bu tüm servis hizmetleri yukarıdan 50 pikselmiş. Tüm markalara yazısı yukarıdan 50 piksel. Teknik servis yazısı yukarıdan 130 piksel. 130 piksel. Servis hizmetleri de yukarıdan 214 piksel. Şimdi bu left 80'di. Şu 120 olsun. Şu da left'ten ne kadar olsun? Left dediği şurayı hesaplarsak göz kararı 206 piksellik bir soldan içeride olsun dedik. Bir bakalım ne gelecek şimdi. Tüm markalara servis hizmetleri diye şu şekilde bir yazı geldi. Ölçüler tam uymadı ama onu daha sonra yine düzelteceğiz. Şimdi öncelikle şu 50'yi biz 25 yapalım. Şunu 75 yapalım. Şunu da 150 yapalım bakalım ne olacak. Göz kararı bir şeyler yapacağız artık burada. Tamam. Üsttekini biraz daha çekersek. Top 15 diyelim. Bakalım alttakini ellemeyelim şimdilik, ortadakini. Tüm markalara teknik servis aslında oldu. Tamam, o zaman biz sadece en alttakiyle ilgilenirsek 175 diyelim. Left'ten de 280 diyelim bakalım ne olacak. Biraz daha 195'e 350 diyelim. Yani fena değil gibi şu anda. Sadece şu hizmetleri kısmını biraz değiştiririz. Şimdi bir bakalım. Bunlarda bir opacity var. Opacity var galiba. Biraz böyle şeffaf görünüyor. Onu değiştirebileceğiz mi? Bir bakalım. Niye şeffaf geliyor? Evet, şurada hepsinde bir opacity var. Şunları bir kaldıralım. Tamam, istediğim renkte gelsin. Şurada width 340 demiş. Font size hepsinde width 340 diyor ama değiştirmesek de olur şu an için. Kalsın öyle. Evet, şu anda istediğim renkte geldi yazılar. Bir tek şu cihaz resmi var. Cihaz resmini de bir değiştirelim. 150 diyelim. Left'ten de 750 diyelim bakalım ne olacak. Evet. Tab 150 diyor ama tab 0 desek burada ne olacak? Bir bakalım. Burada da bu şekilde geliyor. Şu 750 600 yapalım. Tab'ı da 15 yapalım. Şimdi böyle bir kalsın. Peki şurada durum neydi? Bakarsak şu şekildeydi. Biz nasıl yaptık? Biz bu şekilde yaptık. Şu aslında nerede? İlk resmimiz left 100 diyor ya. Biz bunu left 20 yapalım. O zaman resim biraz daha oturacaktır. Şöyle bakarsak evet. Bu şekilde iyi gibi. Şurayı 18 piksel yapalım. Şu resim biraz yukarıda kaldı gibi sanki. Şu şekilde yapalım. Aslında şu anda fena olmadı gibi. Şunun gelmesini biraz geciktirebiliriz veya yönünü değiştirebiliriz. Nasıl? Duration 750, delay in 1000 değil de 1500 yaparsak delay in'i.
Rotation 90 demiş. Rotation'ı da 180 yapalım. Bakalım ne olacak? Bu geldi, diğeri geldi. Farklı köşeden geldi fark ettiyseniz. Bu mesela nereden geliyor? Buradan geldi. Bu da diğer türlü döndü geldi. Delay in 1500 değildi. Bunu delay in'ini biz 900 diyelim. Ama biraz yavaş gelsin. Yavaş gelmesini nereden ayarlarız? Bakalım şuradan. Offset X in. Şunu biraz düşürelim bakalım. 500 diyelim. Daha hızlı geldi gibi. 1500 diyelim. Delay in'i de 2000 diyelim. 2000 dedik. Evet, şu anda daha yavaş geldi. Daha güzel oldu bence. Ha, bu bir yoldu. Peki diğer yolun olarak ne düşünebiliriz? Diğer yol olarak da şöyle düşünebiliriz. Bunu kapatalım. Herhangi bir değişiklik yapmayalım. Sadece şu slider kısmını image diyelim, trim diyelim, okey diyelim. Ve bunu export edelim. Ben şu anda kısa yol tuşumu kullanarak yaptım. Kısa yol tuşu neydi? Alt Shift Ctrl X'ti. Hemen bunu export edelim. JPEG olarak export edebiliriz. Save diyelim. Slider 1 diye kaydedelim. Şimdi biz hareketli yaptık onu. Bunun hareketsizini yapacağız şu anda. Şurayı bir düzenleyeyim ben tekrar. Şöyle kalsın. Şu da şöyle gelsin, şu gelsin, şu gelsin. Ne dedik? Lazım olduğunda dedik, diğer taraftan kullanacağız dedik. Hemen gelelim. Şuradan bir tane şu LS'yi bir alayım. İlk LS'yi tekrar alayım. Kopyaladım. Index plate'ime geldim. Şurası slider 1'in sonuydu. Şuraya yapıştırdım. Şimdi bunun içinden her şeyi temizleyeceğim. Sadece background image kalacak. Temizledim. Tamam. Şimdi burayı düzenleyeyim hemen. Yolum neydi? Alt çizgi upload'un içindeki fotosun içindeki slider'ın içindeki slide ne demiştik? Bakalım. Arıtmanın içindeki public'e gidiyorduk. Upload, Photos, Slider 1 JPEG. Şunu aynen aldım, kopyaladım. Şu kısma yapıştırdım. Bunu tekrar kopyalayayım. Home'a gideyim. Yapıştırdım. Şimdi bakarsak iki tane slider'ımız oldu burada. Aşağıda zaten işaretler de çıktı. Diğerine bakalım. Diğeri de böyle geldi. Niye? Kenarlarda boşluk var çünkü. Şimdi o zaman onu bir değiştirelim. Nasıl yapalım? Şurada slider biri alayım ben. Hemen Fireworks ile bir açayım. Şurada Fireworks'ı açayım. Şunu şuraya atayım. Şuraya. ...1170 piksellik bir dikdörtgen alayım bunu. Şunu da 500 yapalım. Ctrl X ile keseyim. Ctrl A dedim. Hepsini seçtim. Delete'ye bastım. Sildim. Ctrl V ile yapıştırdım. Ctrl D dedim. Ve bunu Fit Canvas diyerek şu şekilde bir kaydedeyim resmi. Sadece onu almış olalım. Şimdi bakarsak birinci slider bizim uğraşarak yaptığımız slider'dı. Böyle cihaz ayrı geliyordu, bayan ayrı geliyordu, yazılar ayrı geliyordu. İkinci slider'ımız ise direkt resim olarak aldığımız bir slider. Artık slider da bizim istediğimiz gibi oldu. Slider'da başka bir şey yapılabilir mi? Belki diğer resimde konulabilir. Diğer resim neydi? Onu da koyalım isterseniz.
Onu da koyduktan sonra bu dersi de sonlandıralım. Şunu iptal edelim. Sadece şunu alalım. Hatta sayfayı ilk haline çevireyim. Sonra sadece alt tuşuna basarak yanındaki göze basalım ve sadece bu kalsın bize. Image diyelim, trim diyelim, okey diyelim ve bunu da bir export edeyim. Save dedim. Slide 2 dedim. Geldim. Slide 2 değil de slider 2 diyelim. Bu slider 2'yi de aynı şekilde geleyim. Bunun ortasını farklı bir pencerede açmam lazım. Geldim. Yapıştırdım. Yine 1170 piksellik bir alan lazım bana. Şöyle seçersem 1180 aşağıda görebiliyorsanız bunu Ctrl X ile kestim. Ctrl A ile seçtim hepsini. Delete de sildim. Ctrl V dedim. Ve Fit Canvas diyerek bu resmi de kaydettim. Şimdi tamam. Hemen bir slider daha oluşturalım. Ne diyelim? Şuraya geleceğim. Sadece şunu değiştirmem yeterli olacaktır. Bir de şuradaki ismi değiştirmem yeterli olacaktır. Şimdi bakarsak aşağıda 3 tane çıktı. Hemen buna tıklayalım gidelim. Bakarsak bu şekilde gayet iyi bir şekilde geldi resmimiz. Oklarımız çıkıyor. Bir sıkıntı yok. Bu birinci, ikinci slider. Birinci slider'a geri gelelim. Bakarsak burada da bu şekilde geliyor. Gayet iyi. Bu dersi de burada bitirelim. Diğer derste kalan yerden devam edelim. Slider bitti artık. Şuradaki teknik servis hizmetleri kısmıyla devam edeceğiz.